Allah'ın Arş'a İstivası isimli eserimizin 6. dersindeyiz. Bir önceki dersimizde Kur'an'daki mecaza dair üç örnek vermiştik. Bu dersimize dördüncü örnekle başlıyoruz. Dördüncü örneğimiz Allah'ın yerde ve gökte olduğuyla ilgili ayettir. En'am suresi üçüncü ayette şöyle buyrulmuş. Estaizu billah ve huvallahu fis semavati ve fil ard. O Allah göklerde ve yerdedir. Bu ayet-i kerimede Allah'ın hem göklerde hem de yerde olduğundan bahsedilmektedir. Biz Kur'an'da mecazı kabul edenler bunu Allah'ın isim ve sıfatlarıyla her yerde olduğuyla izah ediyoruz. Yani Allah ilmiyle, kudretiyle ve diğer isimleriyle her şeyi ihata etmiştir diyoruz. Bu izahla da Allah'ı bir mekanda olmaktan tenzih ediyoruz. Peki ey İbni Teymiyeciler siz bu ayeti nasıl anlıyorsunuz? Sizler Kur'an'da mecaz yoktur diyorsunuz. Bu sebeple de Rahman Arş'a oturduğu ayetini hakiki kabul ediyor ve Allah'ın Arş'ta olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi meskur ayette Allah'ın göklerde ve yerde olduğu bildirilmiş. O halde bu ayeti de hakikat kabul etmek zorundasınız. Bu durumda da şu ortaya çıkıyor. Siz Allah'ın arşta olduğunu kabul etmekle Allah'ın maddi bir varlık ve cisim olduğunu kabul etmek zorundasınız. Çünkü bir mekanda oturmak cisim olan maddi bir varlığın sıfatıdır. Şimdi karşınıza başka bir ayet daha çıktı ve Allah'ın göklerde ve yerde olduğunu bildirdi. Bu durumda size göre Allah üçe ayrılmalı ve her bir cüzü bir mekanda olmalı. Zira maddi bir varlık aynı anda üç yerde olamaz. Aynı anda üç yerde olmasının tek yolu parçalanıp üçe bölünmesidir. Bu durumda da Allah'ın üçe bölündüğünü, bir parçasının arşta, diğer parçasının göklerde ve bir diğer parçasının da yerde olduğunu kabul etmek zorundasınız. Siz parçalanan ve cüzlere ayrılan bir mabuda mı iman ediyorsunuz? Kur'an'daki mecazı inkarla, neyi kabul etmek zorunda kaldığınızı gördünüz mü? Beşinci örneğimiz Allah'ın her varlığın perçeminden tuttuğuyla ilgili ayettir. Hud suresi 56. ayette şöyle buyurulmuş. Estaizu billah ma min dabetin illa huve ahizun Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun perçeminden tutuyor olmaz. Bu ayet-i kerime de Allah'ın bütün varlıkların perçeminden tuttuğundan bahsedilmektedir. Perçem alna düşen saçtır. Biz Kur'an'da mecazı kabul edenler Allah'ın varlıkların perçeminden tutmasını Allah'ın onlara hakim olması onları idare etmesi, tasarrufu altında bulundurması gibi manalarla izah ediyoruz. Bu izahla da Allah'ı canlılar adedince eli olmaktan, bu ellerle varlıkların perçemini tutmaktan ve varlıklarla maddi bir temasa girmekten tenzih ediyoruz. Peki ey İbni Teymiyeciler, siz bu ayeti nasıl anlıyorsunuz? Sizler Kur'an'da mecaz yoktur diyorsunuz. Mesku ayette Allah'ın bütün canlıların perçeminden tuttuğu bildirilmiş. O halde bu ayeti de hakikat kabul etmek zorundasınız. Bu durumda da şu ortaya çıkıyor. Haşa Allah'ın canlılar adedince elleri var ve her eliyle bir canlının perçemini tutmuş. Allah ile varlıklar arasında böyle maddi bir temas var. Siz milyarlarca eli olan ve bu ellerle perçemlerden tutan bir mabuda mı iman ediyorsunuz? Kur'andaki mecazi inkarla neyi kabul etmek zorunda kaldığınızı gördünüz mü? Altıncı örneğimiz Allah'ın iki elinin açık olduğuyla ilgili ayetti. Maide suresi 64. ayette şöyle buyrulmuş. Estaizu billah ve galetil yehudu yedullahi maglule. Yahudiler dediler ki Allah'ın eli bağlıdır. Gullet eydihim melu'inu bima galu dedikleri yüzünden elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar. Bel yedahu mebsudetan bilakis Allah'ın iki eli de açıktı. Yunfigu keyfe yaşa dilediği gibi infak eder. Bu ayet-i kerime de Allah'ın iki elinin açık olmasından bahsedilmektedir. Biz Kur'an'da mecazı kabul edenler Allah'ın iki elinin açık olmasını, Allah'ın cömert olmasıyla izah ediyoruz. Bu izahla da Allah'ı insanlar gibi el sahibi olmaktan ve ellerinin açık olmasından tenzih ediyoruz. Diyoruz ki bu sıfatlar insanlara ait sıfatlardır. Allah insani sıfatla sıfatlanmaktan münezzehtir. Peki ey İbn Teymiyeciler siz bu ayeti nasıl anlıyorsunuz? Sizler Kur'an'da mecaz yoktur diyorsunuz. Mesku ayette Allah'ın iki elinin açık olduğu bildirilmiş. O halde bu ayeti de hakikat kabul etmek zorundasınız. Siz iki eli açık olan bir mabuda mı iman ediyorsunuz? Hem ayetin başında Yahudilerin Allah'ın eli bağlıdır dedikleri bildirilmiş. Size göre Yahudiler bu sözü söylerken Allah'ın maddi elleri var ve bu eller bağlıdır manasını mı kastetmişler? Yoksa haşa Allah'ın cimri olduğunu mu kastetmişler? mecazı inkar ederseniz birinci ihtimali kabul etmek zorundasınız. Halbuki elin bağlı veya açık olması mecaz bir ifadedir. Cimri insan için eli sıkıdır, eli bağlıdır deriz. Cimri kişinin eli olmasa da bu söz doğrudur. Yine cömert kişi için eli açıktır deriz. Cömertin eli olmasa da bu söz doğrudur. Ayrıca ayette bu mananın kastedildiği ayetin sonuyla da bellidir. Ayetin sonunda yunfigu keyfe yaşa dilediği gibi infak eder buyrulmuş. Bu beyan da ispat eder ki iki elin açık olması cömertlikten kinayet. Kardeşlerim daha önceki derste dediğimiz gibi Kur'an'daki mecazın ve teşbihin varlığını ispat etmek çok önemli. Çünkü Allah'ın aşta olduğunu iddia edenler Kur'an'daki mecazı inkar ediyorlar ve ayetin zahirini hakiki kabul ediyorlar. Biz ilk önce onların Kur'an'da mecaz yoktur sözünü çürütmeliyiz. Bu sözü çürüttükten sonra da Allah'ın arşa ile ilgili teşbihin manasını izah etmeliyiz. Bu sebeple Kur'an'daki mecaze dair 10 örnek vermek istiyoruz. Bir sonraki dersimize 7. örnekle başlayacağız. O derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.